Herkese merhaba, ben Gülçin Alkışlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arabaya da hoş geldiniz çünkü seyir halindeyiz. Plovdiv'den yola çıktık. Planımız şu, öncelikle Makedonya'da bir gece konaklayacağız. Hatta iki gece konaklayacağız. Pazar günü sabaha karşı tekrar yola çıkıp oradan Montenegro'ya doğru, Budva'ya doğru devam edeceğiz. Yolculuk boyunca ara ara çekeceğim. Gördüğüm şeylerden bahsedeceğim, yolculuktan bahsedeceğim. Şimdilik hoşçakalın. Ne yapıyorsun hatta? Ne fabrikası olabilir sence? Bilmiyorum. Çimento olabilir. Çimento, evet. Sen hiç dostum olmamışsın. Olsun varsın. Pişman değilim. Herkese tekrar merhaba. Şimdi Makedonya sınırına yaklaştık. Burada biraz mola verdik. Şöyle, biz Plovdiv'den yola çıktık. Plovdiv'den Sofia üzerinden buraya geliyoruz. Makedonya'da Üsküp'te bir abime uğrayacağız. Ondan sonra da yola devam edeceğiz. Yolculuk yaklaşık buradan ne kadar sürüyor? Plovdiv'den yola çıktığımızda Makedonya'ya 5 saatte falan gidiyoruz. Daha önce de gitmiştik zaten. Hatta orayla ilgili bir video çekmiştim ama yükleme fırsatım olmadı. Bir ara onu da herhalde kanalı yüklerim diye düşünüyorum. Şöyle şimdi buranın yoluyla ilgili bilmiyorum bilgi almak ister misiniz ama çok kısa bahsedeyim. Plovdiv'den yola çıktığınızda zaten Sofia'ya kadar otobanda gidiyorsunuz. Otoban herhalde orası ama hani geliş gidişli bol şeritli yollardan bahsediyoruz. Daha sonra Sofya'nın dışından bir yol veriyor ama biz oradan gitmiyoruz. Sofya'nın içinden bir yoldan gidiyoruz. Orada biraz trafik ışıklarını eğer ki yakalanırsanız açıkçası zaman kaybediyorsunuz. Ama eğer dış tarafından giderseniz orası da saçma sapan bir yerden döndürüyor. O yüzden orayı tercih etmiyoruz. Sofya'dan sonra bir yine Selanik otobanına, yani Selanik'e doğru gidiyoruz. Selanik'ten tekrar Üsküp'e doğru dönüyoruz. O yol çünkü iyi otoban olduğu için o yolu tercih ediyoruz. Bu şekilde. Biniyorum, tamam. Allah Allah. Bu da benim yakışıklı kocam. Gel. Gelsene. Arkada da babam var. Bizim ekip böyle. İçeride de oğlucuğumuz. Allah düşüyordu. Oğlucuğumuz da içeride. Neyse biniyoruz, gidiyoruz. Hoşçakalın. Evet, Makedonya sınırına geldik. Sınırın adı Göshevo. Bu Köstendil'den sonraki sınır kapısı. Makedonya sınır kapısı ile ilgili şunu söyleyebilirim. Sıra olmuyor. Bagajınıza da şöyle bir bakıyorlar. Bunun dışında öyle çok bekleyeceğiniz bir sınır değil. Çok yoğun olmuyor. Makedonya'ya girdikten sonra da şunu söyleyebilirim. Otobana giriyorsunuz Üsküp'e giderken. Üsküp'e gideceğiniz otobanda iki kere ödeme yapıyorsunuz. Euro kabul ediyorlar. 1 euro ve 1,5 euro gibi bir ödeme yaptığınızı hatırlıyorum. Tam net değil ama pahalı değil. Bulduğumuz yerden merhaba. Şimdi Üsküp'teyiz, Skopje. Dün akşam çok yorgunluk, herhangi bir video çekemedim. Şimdi de akşam olmak üzere aslında. Hep beraber yemeğe gidiyoruz. Bugün abimin doğum günü. Bir yerlerde pasta üfleme, yemek yeme gibi aktivitelerden sonra tekrar eve gideceğiz. Çünkü yarın erkenden kalkıp yola devam ediyoruz. Budva'ya doğru. Şimdi Üsküp'ün merkezine geldik. Şu kocaman heykelin falan olduğu yere. Thank you.
Eve doğru gidiyoruz. Bu akşam dediğim gibi dinleneceğiz. Yani sabah erkenden yola çıkmamız gerekiyor. Şimdi size yarınki yolculuğumuzdan biraz bahsedeyim. Budva'ya gideceğiz. Montenegro'ya. Montenegro'ya gidişimiz herhalde yaklaşık bir 7 saat falan sürecek diye tahmin ediyorum. Buradan Kosova ve Arnavutluk üzerinden gideceğiz. Öyle görünüyor. İlk defa gidiyoruz bu yolu. Detaylarını yolda paylaşırım sizinle. Yola çıkıyoruz. Team. Şoförümüz. Kosova sınırına geldik. Kosova sınırında bagaja bakmadılar bile. Yalnızca yeşil sigorta orasını kapsamıyormuş. Kosova'yı ekstra onu yaptırdık. Sonra yolumuza devam ettik ve bir güzel otobana girdik. İşte burası. Açıkçası bunu beklemiyorduk. Haritada gözükmüyordu. Şimdi var, bak sağda duruyor bak. Kapkazcım. Bak sağda köprü var. Sınırından sonra tahminen ormanlık dağlık alanlardan geçeceğiz. Orada biraz yavaşlayacağız. Ama bu otoban bayağı bir zaman kazandırdı bize. Evet, güzel bir otoban var. Kosova'ya girişte de beklemediğimiz otobanla karşılaştık. Gözler böyle normalde. Evet. Yani orası da temiz bir otobanmış. Otobandan sonra buna bağlandık. Böyle bir dağ yolumuz olmadı yani. Henüz sadece Üsküp'ten çıkışta biraz sıkıntılı yoldan geçtik. Onun dışında hiçbir sıkıntımız olmadı. Bakalım yolun devamı nasıl? Yani Üsküp'ten Makedonya sınırına geçinceye kadar bir sıkıntılı. Hoş geldiniz. Doğru diyorum. Arnavutluk
geldik ya. Bu ülkeler çok çok bitiyor. Deminki ülkecik nasıldı? Evet. Burada bak trafikten sıra var baba. Tabii Almanlar geliyor tabii. Yok Gülçin, bu burası uygarlıktan bu yoldan gider, ben bu yoldan gider. Kosova'dan çıktıktan sonra Arnavutluk sınırına gerçekten çok kısa bir sürede vardık. İyi de bir yolda otoban vardı. Sınırda çok sıra yoktu. Hızlı geçtik Arnavutluk sınırında. Buraya sormadım. Camiye geçince mi önce? Şimdi Arnavutluk'tayız. Arnavutluğa kadar olan yol fena değildi. Genelde otoban böyle çift şeritli yollardan geldik. Güzeldi. Galiba bundan sonrasında yol biraz kötü oluyor. Gidiş gelişli bir yola dönüyor. Ve dar bir yol duyduğumuz kadarıyla. Aslında Budva diye Google Map'te bakıldığında şu anda böyle bir 160 km falan çıkıyor. Bence o da yanlış ya. 160 km olamaz, daha fazla olmalı. Ama saat olarak 4 saat çıkarıyor. Uzun. Yok, tabii ki yanlış. Peki, Budva. Başlat dediğimde. Şöyle. Budva diye arattığımda 234 km çıkıyor şu an bulunduğumuz noktadan. 3 saat 41 dakika. Aslında normal görünüyor ya. Biraz fazla. Neyse. Hatta suyuyorken biraz daha devam etmek istiyoruz yola. Aslında durabileceğimiz sağda güzel yerler var. Arnavutluk geçtiğinizde sınırı. Sağ tarafta güzel yerler var durabileceğiniz yemek, kahvaltı için. Ama biz durmayıp devam etmeyi planlıyoruz şu anda. Gidebildiğimiz kadar atla sürürken gideceğiz. Sonra bir yerlerde duracağız. Böyle. Devam. Sonra kaptan arabaya oturdu. Evet. Şimdi bunları ne? Oriçi diye bir yerde durduk şurada. Güzel bir yer, tavsiye ederim. Wi-Fi var. Güzel de hızlı çalışıyor. Şimdi buradan devam edeceğiz. Daha bir 4 saatimiz falan var. Bakalım. Şimdi otoban parasını ödedik. Ne kadar ödedik? 5 euro mu? Evet, 5 euro verdik Arnavutluk'ta otobana. Şu an güzel bir yoldu hakikaten. Değdi yani. Biz kötü bir yol bekliyorduk. Yunanistan'da taksit veriyorsun. Burada toptan 5 euro veriyorsun. Burada çayımızı içiyoruz. Herkese merhaba. Şimdi Arnavutluk'tayız. Arnavutluk'un hatta sahil kesimine yakın bir yerdeyiz. Şu an burada mola verdik. Böyle küçük bir yer. Kahvaltı gibi bir şeyler yaptık. Patates kızartması, karpuz. Patates kızartması, karpuz, böyle şeyler yedik. Hatta bahçeden geldi. Şu tarafı göstereyim size. Şurası onların evi. Yan taraftaki. Onların bahçesi var. O bahçeden sınıfları taze kopardı, getirdi. Burası için şu an bayağı. Çok lezzetliydi gerçekten. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Bir herhalde 2 saatimiz falan var diye tahmin ediyorum. Sen bir şey söyleyecek misin Atlatcığım? Hayır. İyi yolculuklar dile. Bye bye. Yolculuğun nasıl geçiyor? Very nice. Tita
kilometre. E bir şey kalmamış. O zaman benle mi devam ediyoruz? Orada ama deniz yok. Gerek yok bence. Cami var. Biz hemen buradan geçmedik mi? Hayır. Hayır, geçmedik. Şimdi sağ sol yürüyeceğim. Sağ sol. Sol. Ha? Sol. Sol. Sınırında bekliyoruz. Geliş gidişli yolda bayağı bir durduk yani. Küçük bir sınır var herhalde. Çok fazla sınır şey sınırda sıra var çünkü. Abla senin bak şeyinden geçti. Minibüsünden geçti. Senin minibüsünden vardı karavanından. Evet aynısından Atlas. Geçti ama şu an göremezsin uzaklaştı. Neden? O sırada göremedin. Kavak ağaçları varsa Türkler buraya gelmiş. Arnavutluk'tan sonraki yol böyle iki araç zor geçiyor. Gerçekten bunu söylemişlerdi zaten birçok izlediğim vlogda görmüştüm yani. Ay insan yapar. O baba sağ taraf kötü. Şurada Sveti Stefan'ın adası var, onu göstermek istedim size. Aa, yağmur çok hızlandı. İçeri giriyorum. Budva'ya gelmek üzereyiz. Gözlerimde şu bacağımda yorgunluk hissettiğim anda verir. Şimdi burada bir şoför var. Arabayı bize hiç vermedi. Ben de şoförüm. Arkada da bir tane şoför var. Kahraman yani, içiyor. Arabayı bize hiç vermedi ya. Nasıl bir insansın sen? Dinlene gidiyorum. Dinlene. Bir kere adam akıllı bir mola verdik. Arnavutluk'ta. Yani kaç saat sürdü ya? 9 saat mi? 9 saat, 8 saat yani mi? Bir şey değil ki. Ben, 8 mi 9? Ben 19 7'de saat. 7'de Makedonya'dan çıkmıştık. Şu anda saat 15-11. 19 saat yol gidiyordum. Şimdi 10 saati kestim. 9 saat gittim. Sorun yok. Evet. Otelimizde 5 dakika sonra varmış olacağız bu arada. Mutluyuz. Heyecanlı mıyız? Evet. Tatil nasıl olacak? Perfect. Arkadan ses gelmiyor. Buradan gelmemesi normal de. Sen kafayı buldun herhalde arkadan. Adam otele yetişemeyince kahrından başladı. Evet, sonunda Budva'ya girdik. Siz görüntüleri izlerken, görüntülerin sonunda zaten otele varmış olacağız ama bir kapanış konuşması yapmadım. O yüzden sözlü olarak buradan. Eğer ki bu video sizin hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi unutmayın. Umarım sizlere yardımcı olur. Yorum bırakabilirsiniz, herhangi bir sorunuz varsa mutlaka yanıt vereceğim. Bundan sonra yükleyeceğim videolarda Budva'da gezilecek yerler ve yakın beachlerle ilgili bir video gelecek ve Dubrovnik'le ilgili bir video gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Pozitif kalın. Hoşça kalın.